Bu kararında Anayasa Mahkemesi kendi önünde bulunan bir başvuru dosyasında makul yargılanma hakkı açısından, makul sürede yargılanma hakkı açısından bir ihlal kararı verdi. Aldığı o ihlal kararına istinaden bir bireysel hakkının ihlal edildiğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında kabul edilen makul süre açısından bir ihlal kararı verdi. Bu durumda kanun koyucu, yani iktidarın ve kanun koyucunun bir yasa teklifiyle yeni bir düzenlemeye gitmesi gerekiyordu. 6384 sayılı yasayla bir düzenleme yapıldı ama düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin önünde bulunan dosyalar açısından, yani 9-3-2023 tarihine kadar yapılmış olan başvurular açısından Adalet Bakanlığı'ndaki tazminat komisyonlarına dosyaların gönderilmesi, başvurulması konusunda bir düzenleme getirdi. Anayasa Mahkemesi de haklı olarak kanun koyucuya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani bu konuda bir yasal düzenleme yapmasını talep etti. Ama maalesef aradan geçen bir yıla rağmen Türkiye'de bir yıldan fazla bir sürede Türkiye'de bu konuda yapısal bir düzenlemeye gidilmedi. Anayasa Mahkemesi bu haliyle 9-3-2023 tarihinden sonra uzun yargılamalardan dolayı kendisine bağımsız olarak salt makul süre yargılamasından dolayı yapılan başvurulara ilişkin olarak bundan sonra düşme karar verecek. Tabii hukuk açısından ya da bireysel haklar açısından sorunlu bir karar. Diyarbakır Barosu da bu Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Adalet Bakanlığı'na bir başvuru da yaptı. Bu yapısal sorunun bir an önce giderilmesi, aksi durumda iç hukuk yolunda makul süre yargılamalarından dolayı bir bireysel başvuru mekanizmasının olmadığını biz dile getirdik. Ve sonuç itibariyle eğer iç hukukta siz makul yargılamadan kaynaklı başvuracak bir yargısal makam bulamazsanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne bu dosyaların gitme olasılığı çok yüksek. Ceza yargılamaları açısından insanlar yıllarca, 10 yıllarca cezaevinde hükümlüsü ya da tutuklu olarak cezaevinde kalıyor. Bunun temel sebebi makul bir sürede yargılamaların tamamlanamıyor olmasıdır. Türkiye'de önemli bir sorun. Önemli bir sorun olduğu için şu anda bu Türkiye'de Adalet Bakanı'nın her yargı eylem planında ya da insan hakları eylem planında mahkemelere davaların belli bir sürede tamamlanması, soruşturmanın belli bir sürede tamamlanıp iddianameyle davaya dönüşmesi, sürekli hedef süreler gözetip bununla ilgili planlar yayınlamakta ama maalesef gerek yargının iş yükü, hem Türkiye'deki yargısal sorunlar maalesef uzun yargılamayı, uzun soruşturma süreçlerini hep önümüzde bir sorun olarak tutuyor, hala da devam ediyor. Peki bu mahkeme kararının yansıması nasıl olacak? Daha önce evet makul süre yargılamalarından dolayı verilen ihlal kararları bir baskı unsuruna dönüşüyordu. Ama bu durumda artık başvurabileceğiniz, bir itiraz edebileceğiniz, hak ihlalinden dolayı hak ihlalinin giderimi konusunda başvuracağınız Türkiye'de maalesef şu anda bir mekanizma artık yok. Bu önemli bir hukuk sistemi içerisinde sorun. Türkiye'nin bir an önce ki bize göre bu tür sorunların salt Adalet Bakanlığı'ndaki bir tazminat komisyonuna havale edilmesi de doğru değil. Buna yönelik bir yargısal mekanizmanın derhal bir yasal düzenlemeyle meclise düşüyor tabii ki bu sorumluluk. Bir an önce bu konuda bir yasal çalışmanın yapılması gerekiyor.